Değerli basın mensupları, Kayseri'de aslında güzel bir atmosfer. Kar yağışı var. Umarım biraz daha devam eder. Çünkü toprağın beslenmeye ihtiyacı var. Ekonomideki gelişmeleri hem ticaret odasıyla hem sanayi odasıyla yetkilileriyle görüştük. Dün de TÜSİAD'ın sayın başkanını aramıştım. Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor, dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı has safhasına çıkardı. Yapılması gereken, eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce sandığı, seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun, sandık geldiği andan itibaren dövizde düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü de yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna da güvensin. Sağduyulu gidecektir. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle, Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim, bir an önce seçim ve sandığında milletin önüne getirilmesi lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.